Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün hadise başlayacağız inşallah. Şimdi hadisten önce şöyle bir şey söyleyeyim. Hadise iyice çalıştığınız zaman, güzel de sorusunu çözdüğünüz zaman bankodur yani hadisin soruları. Banko sorulardır, pat pat çözersiniz. Çünkü hani bir evirip çevirmesi yoktur hadisin. O yüzden iyice bir dinleyelim, sorularını güzelce çözelim. İyice çalışalım, soru kaçırmayalım inşallah. Şimdi öncelikle ben hadis kavramlarından başlamak istedim. Çünkü bu kavramlar ileride karşımıza çıkacak ve ne olduğunu bilmeyince şaşıracağız. O yüzden öncelikle bir hadis kavramlarına bakalım. Şimdi diyor ki senet ve isnat. Senetle isnat ne demekmiş? Hadislerin başındaki ravi silsilesini gösteren isimlerden oluşan ravi zinciri demiş bize senet için. Şurada hemen ben bir hadisi yazdım. Örneğiyle bakalım. Ne diyor? Şimdi senet kısmı için biz şurayı göstereceğiz. Yani hadisin üstündeki kısım. Diyor ki Buhari diyor ki bize Müseddet söyledi. Müseddet de bize Yahya söyledi. Yahya Şube'den, Şube Katade'den, Katade Enes'ten naklettiler. Enes Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu nakletti. Şimdi ben burada bir takım isimler saydım. Kim kimden duymuş bu hadise? Şimdi bir hadis var ortada ve bu hadisi kim kimden duymuş? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. İşte buradaki kısma biz ne diyeceğiz? Senet, isnat kısmı diyeceğiz. Gelelim metine. Metin içinde diyor ki hadiste raviler zincirinden sonra gelen Hazreti Peygamber'in sözünün yer aldığı kısımdır. Ben şimdi raviler zincirini burada güzelce saydım hepsine. İşte Müseddet, Yahya, Şube şeklinde saydım hepsine. Ondan sonra bir kısım geliyor ve bu kısımda Peygamber Efendimizin sözü yer alıyor. Yani bizim asıl öğrenmek istediğimiz yer var burada. İşte ben bu kısma ne diyeceğim? Metin diyeceğim. Ne diyor Peygamberimiz? Sizden birisi kendisi için sevdiğini, istediğini kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz diyor. İşte burada Peygamber Efendimizin söz, fiil, takririnin geçtiği kısma biz ne diyeceğiz? Metin kısmı diyeceğiz. Şimdi devam edelim. Ravi demiş. Ravi kimmiş? Hadisi senedi ile usulüne uygun olarak nakleden kimse demektir. Ravi'nin hadisi aldığı hocasına şeyh denir. Şimdi ravi kimmiş demek ki? Ben burada senet kısmına gösterirken bir takım isimler saydım. Ne dedim? Müseddet, Yahya, Şube, Katade ve Enes dedim. En son Enes peygamberimizden hadisi duymuştu. İşte bu hadisi nakleden kişilerden her birine ravi diyeceğim. Çünkü hadis bunlardan geçerek bize ulaşıyor. Kimdir bu raviler? Müseddet, Yahya, Şube, Katade ve Enes. Bunların her birine biz ravi diyeceğiz. Yani hadisi nakledenlerden her biri için ravi kelimesini kullanıyoruz. Geldik rivayet ve merviye. Rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu kabul edilen söz, fiil ve takrirleri nakletmek, aktarmak anlamında kullanılır. Şimdi yani bizim burada ravilerimiz vardı. Bu ravilerimizin yaptığı işlemlerden her birine aslında ne deniyor? Rivayet deniyor. Çünkü hepsi ne yapmış? Peygamberimizin sözünü bir diğerine aktarmış. İşte biz bu hadisin aktarılma işine, bir kişiden diğerine söylenme işine ne diyeceğiz? Rivayet diyeceğiz. Şimdi baktığımız zaman toparlayalım. Bir hadis var. Bu hadisin nakledilmesi işlemine rivayet diyeceğiz. Nakledenlerden her birine ravi diyeceğiz. Bütün ravilerin isimlerinin bulunduğu kısma senet zinciri diyeceğiz. Ve peygamberimizin esas sözünün bulunduğu kısma ise metin diyeceğiz. Şimdi gelelim tarik. Tarik için ne diyor? Ravi silsilesine denir. Yani isnat senetle aynı anlamda kullanılıyor. Tarik ancak tarihin bir anlamı daha var. Neymiş o anlam? Diyor ki ana senedin farklı kollarını ya da bir raviden sonraki ayrışan kolları ifade ediyor. Onu hemen şöyle gösterelim küçük bir yerde. Şimdi ne demekmiş tarik? Diyor ki mesela Muhammed diye bir hocamız olsun. Muhammed hocanın da iki tane öğrencisi olsun. Öğrencilerden biri Yahya olsun mesela. Diğeri de Hamza olsun. Hamza. Şimdi Muhammed hoca var. Hadis rivayet ediyor ve bu hocanın iki tane öğrencisi var. Bu Muhammed hoca aynı hadisi
iki ayrı öğrenciye aktarıyor ve bu öğrenciler aynı hadisi alıyorlar. Yahya kendi öğrencisine, o da kendi öğrencisine, o da kendi öğrencisine şeklinde aktarıyorlar. Hamza da aynı şekilde aynı hadisi alıyor kendi öğrencisine, o da kendi öğrencisine, o da kendi öğrencisine aktarıyor. Şimdi ne oldu? Burada ayrı bir zincirim oluştu. Burada ayrı bir zincirim oluştu. İşte ben bu zincirlerden her birine tarik, kol diyeceğim. Yani ayrışan yollar. Muhammed Hoca'dan, Ana Ravi'den sonra ayrışan yolların her birine ne diyeceğiz? Tarik yol diyeceğiz. Devam edelim. Ne diyor? Tabaka. Tabaka, kolay tabaka diyor ki aynı dönemde yaşamış birbirine yaşça yakın olan ravilerin oluşturduğu gruplardır. Mesela sahabe tabakası gibi. Sahabe tabakası kimdir? Peygamber döneminde yaşamış, peygamberimizi görerek iman etmiş kişilere biz ne diyoruz? Sahabe diyoruz. O zaman sahabe için neyi kullanacağız? Tabaka kavramını kullanacağız. Çünkü nedir? Aynı dönemde yaşamışlar. Yaşça birbirlerine yakın olan bir ravi grubudur bunlar. O yüzden bunlara sahabe tabakası diyeceğiz. Şimdi hadis kavramlarımız bu şekildeydi. Ancak kavramları bitirmeden önce bazı hadis türlerine de değineceğim. Nedir onlar? Üç tane. Üç tane hadis türümüz var. Aslında bunun yeri burası değil. Bunu kaynağına göre hadis çeşitlerini de tekrar söyleyeceğim. Ancak bu karşımıza çok çıkacak bunlar. O yüzden girişte bir bilelim. Daha sonra tekrarını yaparız. Ne diyor? Merfu hadis nedir? Bizim bildiğimiz hadistir. Yani Hazreti Peygamber'e nispet edilen söz, fiil, takrirler ve haberlerdir. Merfu hadis, Peygamberimizle alakalı, yani Peygamberimize nispet edilen söz, fiil, takrirlermiş. Yani bizim bildiğimiz hadis çeşidi. Mevkuf hadise bakarsak, mevkuf da sahabeye nispet edilen söz, fiil, takrirlerdir. Merfu peygamberdi, mevkuf ise sahabedir. Maktu ise tabiun ve etba tabiinden nispet edilen söz, fiil ve takrirlerdir. Şimdi kitaplarda sadece peygamber, hani hadis kitabında sadece Peygamber Efendimizin sözü geçmiyor. Yine aynı şekilde sahih bir yolla gelmiş sahabe ve tabiun sözleri de geçiyor. O yüzden bunlara da ne demişler? Sahabeninkine mevkuf, tabiunkine ise maktu hadis ismini vermişler. Çünkü onların da bir senet zinciri var söyledikleri sözlerin. O yüzden hadis kavramını kullanmışlar bunlar içinde. Bu kavramları bilelim. İleride karşımıza çok çıkacak çünkü. Şimdi geçiyoruz dönemlere. Ve hadis dönemleriyle devam ediyoruz. Şimdi biz hadisi temelde ne yapacağız? İkiye ayıracağız. Temelde hadis dönemleri mütekaddimun ve müteahhirun olmak üzere iki döneme ayrılıyor. Bu mütekaddimun dönemi de kendi içerisinde üç dönem, üç devir geçiriyor. En son müteahhirun dönemi de günümüze kadar devam ediyor. Şimdi hadis demek ki dört dönem geçirmiş. Biz bunlardan ilk üç tanesine mütekaddimun, sonuncusuna ise müteahhirun dönemi diyeceğiz. Mütekaddimun dönemi hangi dönemlerden geçiyor? Yani mütekaddimun dönemi içerisinde neler yaşanıyor? İlk olarak tespit dönemi var. Tespit dönemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe dönemini kapsar. Ve birinci asırın sonlarına kadar devam eder. Tedvin dönemine baktığımızda tedvin döneminde bir yazıya geçirme işlemi olacak. Bu dönem ise sahabe dönemini kapsayacak. Yani bu dönemimiz de ikinci asrın ilk çeyreğine kadar devam edecek. Son olarak mütekaddimun dönemi içerisinde tasnif dönemine baktığımızda bu dönem ise tebe tabiinden itibaren devam edecek. Ve bu dönemde kendi içerisinde 3 geçirecek. İlk safhasında tek konuyla ilgili tasnif eserler yazılacak. Birazdan söyleyeceğiz tasnif nedir aslında. Şimdi bir söyleyelim. Tasnif sınıflandırma işlemi. Tedvinde dedik bir yazıya geçirme işlemi olacak. Tasnifte ise bir sınıflandırma. Kitapları konulara göre sınıflandırma veya farklı farklı kriterlere göre sınıflandırma olacak tasnif döneminde. Bu tasnif dönemi de kendi içerisinde 3'e ayrılacak. İlk önceleri tek konuyla ilgili tasnif eserler yazılacak. Daha sonra öyle bir dönem gelecek ki bu döneme Talat Koç Yiğit Altın Çağı diyecek. Hangi dönemdir bu dönem? Kütüb-i Sitte dönemidir.
Sitte döneminde artık çok güzel şeyler olacak. Temel hadis kaynaklarımız oluşacak ve en sonunda yeni hadis tertibi arayışları, işte yeni tertiplemeler, düzenlemeler yapılacak. Tasnif dönemi kendi içerisinde bu şekilde 3 ayrı dönem geçirecek. Mütahhirun dönemine baktığımız zaman da mütahhirun dönemi ise tesip döneminden oluşacak. Tesip dönemi de 5. asırda başlayacak ve günümüze kadar şu an hala devam edecek. Şimdi biz ne yaptık? Hadis dönemleri dedik. Hadis dönemlerini temelde ikiye ayırdık. Mütekaddimun ve müteahhirun. Mütekaddimun dönemi kendi içerisinde 3 devir geçiriyor dedik. Bunlar tespit, tedvin ve tasnif dönemleridir. Tasnif döneminde ayrıca kendi içerisinde ilerleme kaydederek 3 aşamadan geçecek. Ve en sonunda tesip dönemi yaşanarak günümüze kadar gelmiş olacak. Şimdi başlayalım bakalım bu dönemlerde neler yaşanacak. Öncelikle Resulullah dönemine bakalım. Çünkü biz dedik ki tespit dönemine bakacağız. Mütahhirun dönemi içerisinde ilk olarak tespit dönemi ve tespit döneminde kimler vardı? Resulullah ve sahabe dönemi vardı. O yüzden ben ayrı ayrı yapmayacağım. Hani önce sahabe, Resulullah, işte tabiun, etbaat tabiun dönemlerine bakıp sonra tekrar başa alıp tespit, tedvin, tasnif diye gitmeyeceğim. İkisini aynı anda bitireceğiz ve böyle daha çok akılda kalacağını düşünüyorum. Şimdi bakalım tespit döneminde dedik ki Resulullah ve sahabe, Resulullah'la başlıyoruz. Resulullah döneminde ezber metodu benimsenmişti bildiğimiz gibi. Zaten o dönemde fazla yazıyı bilen de yoktu. Genelde aktarılan haber sözlü olarak nakledilirdi. Ezber metodu da hadiste benimsenmişti aynı şekilde. Buna bir sebep daha vardı. Hadis yazımına Peygamber Efendimiz izin vermiyordu. Bunun bazı gerekçeleri vardı bize nakledildiği kadarıyla. Bunlardan birisi de neydi? Kur'an'la karışma endişesiydi. Ancak bir sahabe peygamberimizden izin istiyor ve peygamberimiz onun hadisi yazmasına izin veriyor. Kimdir bu sahabe? Abdullah bin Amr el-As'tır ve kendisi hadisi yazdıktan sonra ne oluşacak? Sahifetü's Sadık oluşacak. Bu Sahifetü's Sadıka'nın varlığı ile ilgili birçok rivayet var zaten. Bu yüzden ne diyeceğiz? Resulullah döneminde tek yazılı olarak hadislerin bulunduğu yer neresidir? Abdullah bin Amr el-As'ın Sahifetü's Sadıkasıdır. Çok önemli bir isim bizim için. Gelelim peygamberimiz döneminden hiç mi bir şey bize kalmadı? Tabii ki kaldı. Neydi bunlar? Yemenli Ebu Şah peygamber efendimizin bir hutbesini dinliyor ve bu hutbeyi yazılı olarak kendisine verilmesini istiyor. Peygamber efendimiz de bunu kabul ediyor ve hutbe yazılarak Yemenli Ebu Şah'a veriliyor. Bu yazılı bir kaynak olarak da bize ulaşıyor. Daha sonra hicretten hemen sonra yapılmış olan Medine Sözleşmesi. Şimdi biz İslam tarihi çalışırken Medine Sözleşmesi'nin maddelerini sayabiliyoruz. Nereden biliyoruz bu bilgiyi? Çünkü Medine Sözleşmesi ne olarak oluyor? Bir hadis tutanağı olarak günümüze kadar geliyor Peygamberimiz döneminden. Ondan sonra nüfus tutanakları. Yine biliyoruz ki hicretten hemen sonra bir nüfus sayımı yapıldı. Asker sayısını bilebilmek için, Müslümanların sayısını bilebilmek için ve imtiyaz belgeleri hadis tutanağı olarak kalıyor. Daha sonra Yahudilerle yapılmış olan yazışmalar, İslam'a çağrı mektupları, hani barış döneminde birçok ülkeyi İslam'a çağrı için mektuplar gönderiliyor. İşte bu İslam'a çağrı mektupları da yine nedir? Peygamberimiz döneminden kalan hadis tutanakları arasındadır. Ayrıca görevlilere gönderilmiş talimnameler de yine bizim için birer hadis tutanağıdır. Tespit dönemi dedik, Resulullah ve sahabe dönemini kapsar dedik. Resulullah dönemine baktık. Bu dönemde neymiş? Ezber metodu benimsenmiş. Şimdi tespitin çok daha belirginleştiği neye bakacağız? Sahabe dönemine bakacağız. Sahabe dönemine baktığımızda ne olacak? Bu dönemde diyor ki hadis rivayeti azaltıldı. Ancak hadis rivayetinin de ilk dönemi, yani hadisi birbirine aktarmak için ilk dönemdir. Çünkü Resulullah döneminde peygamberimiz zaten yaşıyordu. Ancak sahabe döneminde sahabeler duyduklarını birbirine aktarmaya başladılar. Bu hadis rivayeti için ilk dönem sayılıyor. Ancak hadis rivayeti yine de bu dönemde
azaltıldı. Neden? Çünkü bildiğimiz gibi Hazreti Ali ve Muaviye arasında Siffin Savaşı yapıldı. Siffin Savaşı'ndan sonra da bazı mezhepleşmelere doğru bir yol alındı. Bundan sonra her iki taraf da ne yaptılar? Kendi yani hani mezhep kendi işte görüşünü savunmak isteyenler ne yaptılar? Bu görüşünü desteklemek için Kur'an'dan ve hadisten deliller bulmaya çalıştılar. Ancak bazı yerlerde hiçbir delil bulamadılar. İşte bu noktaya geldiklerinde ise hadis uydurma yoluna gittiler. Bu şekilde var olan hadislere de bazı işte hani uydurma gözüyle bakılmaya başlanınca ne oldu? Bir tedirginlik yaşandı ve hadis rivayeti azaltıldı. Peki sahabe başka hangi çarelere başvurdu? Sahihle yani gerçekle uydurmayı ayırt edebilmek için. Ne yaptılar? Dedik ki hadis rivayetini azalttılar ve rivayet eden kişiden şahit istemeye başladılar. Bu hadisin gerçekten var olduğuna, Peygamber Efendimizin bu hadisi söylediğine dair senden başka şahidin var mı şeklinde şahit istediler rivayet eden kişiden. Ayrıca rivayet edene yemin ettirdiler. Zaten yemin aksam çok önemlidir o dönemde. Hadisi Kur'an'la ve önceden bildikleri hadislerle karşılaştırma yoluna gittiler. Hani sahabenin büyükleri ne yaptılar? Kendileri zaten önceden bildikleri hadislerle yeni gelen hadisi karşılaştırdılar ve Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdılar. Arada bir ihtilaf, bir ikilem, bir çelişki var mı diye. Daha sonra hadisi ilk duyan raviden almaya çalıştılar. Yani Peygamber Efendimiz'den ilk duyan kişiden hadisi almaya çalıştılar. Hadisin ravilerini incelediler. Bu çok önemli, çıkmış sorudur. Yani isnat ilminin, senet ilminin ilk başlangıcı gibi bir olay oluyor. Çünkü biz senette, isnatta da zaten ne yapıyoruz? Hadisin ravilerini inceliyoruz. Hadisi aktaran kişileri inceliyoruz. İleride göreceğiz. Cerh ve tadil olarak bakacağız bunlara. Cerh ve tadil yönleriyle bakacağız. Bu dönemde, sahabe döneminde de ne yapılıyor? Bunun bir başlangıcı kabul ediliyor. Çıkmış soru arkadaşlar. Sahabe döneminde hadis ravileri incelenmiştir. Hatalı raviler de düzeltilme yoluna gitmiştir. Rivayetler, bir rivayette bir hata varsa, belirgin bir hata, biliniyorsa o hata düzeltilmiştir. Ve günümüze kadar gelen en eski hadis mecmuası nedir? Hemman bin Münebbih'in Sahife-i Sahihası'dır. Peki günümüze kadar gelmiş en eski hadis mecmuası neymiş? Hemman bin Münebbih'in Sahife-i Sahihası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ne vardı? Abdullah bin Amr el-As'ın Sahife-tü Sadıkası vardı. Şimdi ne var elimizde? Hemman bin Münebbih'in Sahife-i Sahihası. Şimdi devam edelim. Biz dedik ki tespit dönemi Resulullah ve sahabe döneminden oluşuyor. Şu anda iki döneme de baktık. Bu dönemlerde ne gördük? Hadisin herhangi bir yazıya geçirilme çabası yok. Sadece bir hadisin varlığının, o hadisin sahihliğinin birazcık daha tespit edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ve biz bu iki döneme ne diyeceğiz? Tespit dönemi diyeceğiz. Şimdi geçelim tedvin dönemine. Neler olacak tedvin döneminde? Tedvin döneminde dedik ki tabiun dönemidir. Öncelikle bakalım tabiun kimdir? Tabiun neler yapmıştır? Tabiun hadisi sahabeden bizzat dinleyen kişilerdir. Çünkü biz tabiunun tanımında ne diyoruz? Sahabeyi görmüş, o dönemde iman etmiş kişiye biz tabiun diyeceğiz. İşte ne yapmışlar? Hadisi sahabeden bizzat dinlemişler. Ve hadisi sahabeden bizzat dinleyebilmek için de uzun yolculuklar yapmışlar. İşte bu yaptıkları yolculuklara da rihle deniyor arkadaşlar. Rihle kelimesi yine bizim için çok önemli. Dikkat edelim. Hadisi sahabeden alabilmek için yapılan yolculuklara, tabiunun yaptığı yolculuğa rihle diyeceğiz. Ayrıca bu dönemde, sahabe döneminde hani dedik ya ravi incelemesi oldu diye, bu dönemde isnat yaygınlık kazanıyor. Tabiun döneminde yaygınlaşıyor ve hadis yazılarak kayıt altına alınmaya başlıyor. Şimdi hadis neden yazılarak kayıt altına alınmaya başladı? Onun bir takım nedenleri var. O nedenler öncelikle bir bakalım ki aklımıza iyice otursun. Şimdi tabiun döneminde insanlarda hıfz melekesi yani ezber kuvveti, Resulullah ve sahabe döneminde kullanılan, sıkça kullanılan ezberleme kuvveti birazcık daha zaafa uğruyor, azalıyor.
Şu anda baktığımızda da zaten bir sureyi ezberleyene kadar bayağı zaman harcıyoruz, yoruluyoruz, ezberleyemiyoruz, aklımda kalmıyor diyoruz. O dönemde sahabe ve Resulullah döneminde bir vahiy geldiği anda sahabe onu hemen ezberlerdi. Ancak işte tabiun dönemine gelindiğinde bile bu hıfz melekesinde birazcık bir zaafa uğrama oluyor, unutmalar başlıyor. Bu nedenlerden biridir. Hadisin yazıya geçirilmesinin nedenlerinden biri budur. Diğer bir neden, senetler uzadı ve zamanın uzaması, hadis ravilerinin çoğalmasıyla tarikler arttı. Biz biraz önce tarihe örnek vermiştik. Şimdi bir hoca iki değil de beş öğrenciye ders verirse 5 tane tarik oluşacak ve bunların akılda tutulması zorlaşacak. Aynı şekilde insanlar çoğaldı, zaman uzadı. Şimdi senette yani bir rivayet ederken, şimdi ben sahabeden başlayarak, peygamberden ilk duyan kişiden başlayarak o hadisi kim kimden duymuş diye sayıyorum. Sahabe dönemine geldim. Herkes birbirine aktarmış. Ben bu isimlerin hepsini birlikte sayamıyorum. Zorlaşıyor saymak. Bu yüzden yine hadisin artık kayıt altına alınarak senedin uzaması önlenmeye çalışıldı. Yine bu hadis şeyleri uzayınca, senetleri uzayınca hadise de gizli açık bir takım illetler karışmaya başladı. Ve tüm bu nedenlerden dolayı ne oldu? Ömer bin Abdülaziz, dönemin halifesi Ömer bin Abdülaziz resmi bir ilan verdi. Dedi ki artık hadis tedvin edilecek, yazılacak. Peki tedvin etmek nedir? Çıkmış sorudur. Her zaman yine çıkabilir. Hadisin tedvininin ne demek olduğu, yani tedvinin tanımı çıkıyor arkadaşlar, dikkat edelim. Neymiş tedvinin tanımı? Rivayet edilen hadisler bir araya toplanır ama sadece yazıya geçirilir. Herhangi bir sınıflama işlemine tabi tutulmaz. Yani tedvin döneminde bir kitabı, hadis kitabını açtığınızda içerisinde imanla ilgili, ibadetle ilgili, savaş hukuku ile ilgili, belki borçlarla ilgili her türlü konuyla ilgili hadisi bulabilirsiniz. Çünkü hiçbir sınıflama yapılmamıştır. Sadece sahihliği ispatlanmış hadisler kayıt altına alınmıştır. Ve ne yazık ki bu dönemden günümüze de eser kalmıyor arkadaşlar. İbn-i Şihab Ez-Zühri'yi bilelim. İbn-i Şihab Ez-Zühri de yanlış değilsem 2018 MBSTS'de çıkmış sorudur. Nasıl çıktı? Hadisi diyor ki Ömer bin Abdülaziz hadisi ilk tedvin eden kişidir. İbn-i Şihab Ez-Zühri hadisi Ömer bin Abdülaziz'in emriyle İlk kez ne yapmıştır? Tedvin etmiştir. 2018 MBSTS'de de bu bilgiyi sordular. Bilelim, İbn-i Şihab Ez-Zühri bizim için önemli. Çünkü ilk tedvin eden kişi olduğu için. Tabiun dönemi bu şekildeydi. Tabiun döneminde tedvin edilmişti. Resulullah ve sahabe döneminde tasnif vardı. Bir sonraki dönem tedvin dönemiydi. Burada da tabiun hadisi, yani tabiun döneminde hadisin tedvini başladı. Etbaut Tabi'nin dönemine baktığımızda ise tasnif ve sınıflandırma faaliyetleri bu dönemde yaygınlaşmıştır. Şimdi biz zaten tedvinde de birazcık değinmiştik tasnife. Tasnif nedir? Bir hadis kitabının sınıflandırılması, bazı kriterlere uygun olarak sınıflandırılması. Bu dönemde yine hadis nakli ve rivayet esasları da olgunlaşmıştır. Sahabe döneminde bazı rivayet esasları vardı, şartlar vardı. İşte bunlar tamamen Etbaut Tabiun'da olgunlaştılar. Hadisin tasnifine baktığımızda, Etbaut Tabiin döneminde hadisin tasnifine baktığımız zaman, şimdi tasnif nedir? Detaylandıralım. Karışık hadis malzemesi. Neydi? Tedvin dönemindeki kitaplardı yani. Bu malzemeyi kolaylaştıracak şekilde bir sınıflandırmaya tabi tutmak. Örneğin konularına göre, örneğin ravilerin isimlerine göre hiç fark etmez. Bir sınıflandırmaya tabi tutmak hadisin tasnifi oluyor. Şimdi de biz tedvin döneminde bir kitabı açtığımızda dedik ki içerisinde imanla, işte ibadetle, hukukla, savaşla ilgili her şey, her konuyla ilgili hadisi bulabilirdik. Ancak bu hadisler karışık bir şekildeydi. Hiçbir konu sınıflaması yoktu. Bu yüzden imanla ilgili mesela bir hadisi aramak istediğimde o kitaptan bulmam çok zordu.
İşte tasnif döneminde bunu kolaylaştırmak istediler. O yüzden kitapları sınıflandırdılar. Mesela kitabı ilk açtığınızda işte iman bölümü yaptılar. Veya işte konusuna göre ibadet bölümü yaptılar. Borçlar bölümü yaptılar. Sen mesela borçlarla ilgili bir hadisi aradığında borçlar kısmını açtığında kolaylıkla o hadise ulaşabiliyorsun. Veya senetteki işte şeye, raviye göre yaptılar bu sınıflandırmayı. Mesela ben Enes bin Malik'ten gelen bir hadisi bulmaya çalışıyorsam, kitabı açtığımda Enes bin Malik'in ismine geldiğimde Enes bin Malik'in altındaki hadisler içerisinde aradığım hadisi kolaylıkla bulabiliyordum. İşte hadisin tasnifi bu şekilde yapıldı. Biz dedik ki tespit, tedvin ve tasnif dönemleri, yani şu ana kadar gördüğümüz dönemler nedir? Mütekaddimun dönemidir ve bu dönemde hadisler rivayet edilirken, kitaplar rivayet edilirken senet zinciri kullanılmıştır. Senet zinciri hasfedilmemiştir, yine kullanılmıştır, zincirle birlikte hadiste nakledilmiştir. Hadisin tasnifi yanında dini konulara da kaynaklık etmesi bakımından bir takım eserler yazıldı. Bu eserlerden biri İmam Malik'in Muvatta'sıdır. Diğeri ise Ebu Hanife'nin daha sonradan öğrencileri tarafından toparlanan Kitabul Asarı'dır. Bu iki isim de bizim için zaten her zaman önemlidir. Tasnif döneminden bize ulaşan en eski mecmua nedir peki? Ma'mer bin Raşid'in El Camisi'dir. Bu isim de yine çok önemli. İlkler her zaman, en eskiler, en yeniler her zaman önemlidir. Tasnif döneminden bize ulaşmış en eski hadis mecmuası nedir? Ma'mer bin Raşid'in El Camisi'dir. Şimdi biz buraya kadar Mütekaddimun dönemini bitirmiş olduk. Ne dedik? Resulullah dönemi dedik. Ondan sonra sahabe dönemi dedik. Bu ikisine tespit dönemi dedik. Daha sonra tabiun dönemi dedik. Buna da tedvin dönemi dedik. En sonunda etbaü tabiün döneminde yapılmış olan tasnife dikkat çektik. Bir sonraki derse, bir sonraki videoda ne yapacağız? Bu mütekaddimin dönemini bitirmiş olduk. Bir defa müteahhiruna bakacağız. Müteahhirundan sonra da artık eserlere geçeceğiz. Hangi eserler? Tasnif, yani sınıflandırma döneminde yapılmış eserlere bir bakacağız. Ondan sonra da devam edeceğiz inşallah.